da solaklarımız geliyor. Evet. İnsanlar kendileri çikolata alabilecekler. Alacaklar. Onun makineleri biraz daha amatör makineler. Tabii. Onlar da uzun makineler. Böyle küçük makinelerimiz var, 4 tane. O eğitimi onlara burada vereceğim. Burası tabii ki ismiyle anılsın diye burayı biz çikolata park atölyemizde buraya kuruyoruz. Bu projenin içerisinde biz kendimiz çikolata üreteceğimiz gibi aynı zamanda çocuklar ve isteyen insanların da çikolata üretecekleri bir bölüm mutlaka olacak. Buradan çikolatayı satın alıp aynı bölümde yan tarafta hemen çikolatanızı, kahvenizi, çayınızı içebileceksiniz. Aynı zamanda çocuklarınız veya gençler içeriye geçip belirli bir bölümde kendileri çikolata üretebilecekler. Ordu ve çevresindeki ve turist gelecek olan turistler için ilginç, sıra dışı, çok orijinal bir proses oluşturduk burada. Çikolatayı çekirdeğinden alıp Ordu'ya özgü bir tat oluşturup tamamen Ordu'da üretilen meyveler, işte sebzeler, mesela sebze derken nasıl bir sebze? Isırganlı çikolata yapıyoruz. Ahlat Mesudiye'de yetişiyor. Ahlatlı çikolata yapıyoruz. İşte böğürtlenli, tamamen Ordu'da yetişen ürünlerden oluşan çok farklı, sıra dışı çikolatalar yapacağız. Ambalajlarımız da çok orijinal. Tamamen Kibele konseptli ve Ordu konseptli, Ordu nostalji serili, Kibele serili ambalajlar oluşturduk. İşletmemiz çok güzel, kafemiz çok güzel. Gerçekten sıra dışı ve herkesin merakla gelip ziyaret edeceği bir yer haline çevirdik. Dolayısıyla fındığın başkenti Ordu ve fındıklı çikolataların da başkenti inşallah Ordu olacak.